Okulların açılması ile birlikte öğrencilerin beslenmesi de önem kazandı. Özellikle yaklaşık 1,5 yıl boyunca evde durmak zorunda kalan çocukların beslenme alışkanlıkları da değişirken, okulların açılması ile birlikte sağlıklı beslenmenin önemi daha da arttı. Diyetisyen Sıla Özdemir de çocukların sağlıklı beslenmesini ve anne babalara önerilerini anlattı. Hem psikolojik açıdan, hem sosyal açıdan, hem de fizyolojik açıdan gerçekten en hızlı geliştiği dönem. Aynı zamanda bu dönemde çok daha fazla alışkanlık kazanma özellikleri de fazlasıyla var. Yani bir beslenme alışkanlığını kazanıp daha sonrasında bir ömür bunu devam ettirebilirler. Bu dönemde şöyle bir şey, 4 temel besin öğemiz var. Bu besin öğelerini tanıtmamız çocuklar için çok önemli. Süt grubu, et grubu, tahıl grubu, sebze ve meyve grubunu çocuklara önce öğretmemiz, daha sonrasında da ebeveynlerini bilinçlendirmemiz gerekiyor bunlarla ilgili. Ve aynı zamanda mutlaka kahvaltı yaptırmamız gerekiyor. Çünkü eğer en önemli sıkıntımız öğün atlama problemimiz. Yani çocuklarda kahvaltıyı atlama durumu çok söz konusu. Dolayısıyla çocuklarda mutlaka kahvaltı yapmaları gerektiği ve öğün atlamamaları gerektiğini önemli altını çizebilirim. Aynı zamanda çocuklar bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmediği zaman büyüme ve gelişme gerilikleri, boy kısalığı ve aynı zamanda da kilo anlamında kilosunun normalin çok üstünde veya çok altında durma durumları olabiliyor. Bu dönemde ayrıca çocuklar çok sık hastalıklara yakalanıp ve bu hastalıkları çok ağır geçirebiliyorlar. Dolayısıyla sağlıklı ve dengeli beslenmeleri hem okul başarıları açısından hem de okul performansları açısından da oldukça önemli. Günde çocukların en az 1-1,5 litre kadar da su sıvı alımına dikkat etmesi gerekiyor. Okulda okul yemekleri yemeleri gerekiyor. Fast food, kızartmalar ya da paketli ürünlerden uzak durmaları gerekiyor. Çocuklarımız aynı zamanda okulda yemek yiyemezlerse, yani yemekten hoşlanmadılarsa ya da